بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بدرس مزدى جنابها حق نزني الله بقرة سورة سيوز اللنجاية تفسير نبير لك ما يتشالش آية كريمة شو شكل ده باش ومن حيث خرجت فول وجهك الشطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فول وجوهكم شطرة مفسر مز برادا Önemli bir meseleye temas edecek. O da Kur'an-ı Kerim'de geçen tekrarlar meselesi. Biz buna tekrarul Kur'an demekteyiz. Tekrarul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de geçen tekrarları inceleyen bir bilim dalıdır. Dolayısıyla hangi hikmete binaen ve hangi gayeye binaen bu tekrarlar Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor, bunları incelemekte, araştırmakta. Ve heze tekriru, buradaki tekrar, li teekidi emril kıbleti, kıble olayının, tekit edilmesidir, güçlendirilmesidir, pekiştirilmesidir ve teşdidihi ve onun önemini vurgulamaktır. Ekkede yuekkidu tekiden, şeddede yuşeddidu teşdiden, tekit etmek, güçlendirmek, önemini ortaya koymak manasına gelmekte. Aynı zamanda tekit belagat konuları içerisinde yer alan önemli meselelerden bir tanesi Nahiv de de tekit konusu işlenmekte. Ve de tekrîru, buradaki tekrar. Buradaki tekrardan maksat tabi 150. ayete baktığımızda burada tek bir ifade söz konusu. Ancak öncesine baktığımızda yani Bakara suresi 149'a baktığımızda ve Bakara suresi 144. ayeti kerimeye baktığımızda burada üç farklı tekrarın olduğunu görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi okuduğumuz ayeti kerime Bakara 150 diğeri Bakara 149 ve bir diğeri ise Bakara 144. Burada toplamında üç farklı tekrar söz konusu. Müfessirimiz bu tekrarın yapılmasını sebebi olarak tekit, te teyit ve teşdit vurgusuna yer veriyor. Dolayısıyla önemli bir mesele söz konusu. Sebebi şu, li ennen çünkü nesih yani bir hükmün kaldırılması min mavanil fitneti ve şüpheti şüphe ve fitnenin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Ya da fitne ve şüphenin ortaya çıkmasına sebebiyet veren bir durumdur. Nesih, nasih, mensuh. Buradaki nasih ve mensuhtan maksat, e, dinler arası nasih ve mensuhtan bahsediyoruz. İslam'ın bu hükmü önemli. E, Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman biz bu meseleyi işlemiştik. Beytül Makdis'e dönerek namaz kılıyorlardı. Bu emir inince, Cenab-ı Hakk'ın bu emri Müslümanlara ulaşınca, Müslümanlar Kabe-i Muazzama'ya dönmeye başladılar. Dolayısıyla burada bir nesih söz konusu. Ancak bu nesihin ortaya çıkmasında, az sonra da temas edeceğiz, bir takım fitneler, şüpheler, işkiler ortaya çıktı ya da çıkmasına sebep oldu. Ancak Yüce Allah müminleri terbiye ediyor, müminlere yol gösteriyor. Ve dolayısıyla bunu da tekrar üzerinden yapıyor. Fakrara alehim Cenab-ı Hak Müslümanlara tekrar etmiştir: Lieth butu sabit olsunlar. Müslümanlar sabit olsunlar, şüpheye fitneye kapılmasınlar diye. Peki hangi açılardan? Ale Ennehu durum şundan ibarettir: Niyata. Buradaki niyta kelimesi arkadaşlar, ülleye manasına gelmekte. Ülleye bağlandırılmıştır bağlamak manasında meçhul sigasıyla okuyacağız. Naib bir fail ise bu. Ma o şey ki lem yunat bil ahiri ma, ma lem yuallak bil ahiri şeklinde de bunun izahını yapmamız gerekiyor. Bu tekrarlardan her birinde diğerinde bulunmayan bir takım hususiyetler vardır. Bir takım hususiyetleri içermektedir. Tabi nita kelimesini ullika olarak tercüme ettiğimizde Arapça olarak manası anlaşılabiliyor ama Türkçe olarak manası tam anlaşılamayabilir. Dolayısıyla ale ennehu dummine şeklinde bir mana verebiliriz. E, ale ennehu dummine içermekte. Bi kulli vahidin bu tekrarlardan her birisi içermekte. Ne içermekte? Ma o şey ki lem yunat bir ahiri, diğerinde bulunmayan şeklinde bir mana vermemiz gerekiyor. Arapça ifadesiyle ale ennehu ulliqa bi kulli vahidin Məlem yuallaq bil aakhir. Bu tekrarların her birisinde yeni bir açılım söz konusu, yeni bir anlam söz konusu. Dolayısıyla her bir tekrarda farklı bir anlam, farklı bir ton, farklı bir vurgu söz konusu. Öyle olunca, İda kənəl emrük edəlik, faktalefet fəvaiduha. Burada tekrarların faydasını oldu, artmış oldu ya da çeşitlenmiş oldu. Fahtelefet <laughs> çeşitlenmiş oldu. Fevaiduha <laughs> faydaları çeşitlenmiş oldu. Öyleyse bu ayetlerde geçen tekrarlar hakiki anlamda farklı anlamları içeren, farklı bir takım anlamları ihtiva eden hususiyetleri barındırmakta, ihtiva etmekte. Alel ade bir tekrar söz konusu değil. Haşa ve kella. Müfessirlerimiz bu mesele üzerinde uzun bir şekilde durmuşlar. Örneğin bunlardan bir tanesi keşaf. Ki müfessirimiz bu ifadelerinin birçoğunu zaten keşaftan aldığını biliyoruz. Keşafta da ve hâvet tekrîru li te'kîdi emril ve teşdîdihi şeklinde bir anlam söz konusu. Müfessirimizin burada anlattığı şeyle tamamen örtüşmekte. Li enne çünkü nesih olayı min mazânil fitneti ve şüphedi fitne ve şüpheye sebep olabilmekte, buna yol açabilmekte ve tesvili şeytani ve şeytanın insanları aldatmasına yol açabilmekte. Dolayısıyla burada gerçek anlamda bir tafsilata ihtiyaç vardır. Öyle olunca fekarrar aleyhim Cenab-ı Hak bunu anlattığı insanlara, müminlere liyet butu sabit olsunlar, yollarından vazgeçmesinler ve azimu azimet göstersinler ve yeciddu ve işin ciddiyetini hissetsinler. Tabi keşafın ifadesine baktığımızda keşaf ve li şeklinde başka bir sebepten bahsediyor. Müfessirimiz burada fekarrar aleyhim li yethbutu ala bu iki cümleyi birbirine bağlamış. Aslında iki cümlenin ayrı olması daha makul olarak görünmekte, daha münasip olarak görünmekte. Ve li ennehu niyta bi kulli vahidin ma lem yunat bil ahiri. Az önce de bunun ifade manasını verdik. İzahını yaptık. Fakhtelefet <laughs> fevaiduha bu anlamda ayetin içermiş olduğu ya da bu ayetlerin içermiş olduğu anlamlar çeşitlilik gösterdi. Öyleyse bütün bu ayetler aynı şeyi anlatıyor diyemeyiz. Her birinin bir nuansı vardır. Bir takım nükteler, derin anlamlar içermekte. En azından bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Bu ve saniha ennehu nita bi kulli vahidin ma lam yunat bil Bu birçok tefsirde geçen bir ayet ya da bir izah türü hepsi de keşaftan alınmıştır diyebiliriz. Müfessirlerimiz arasında örneğin Şirbin'in kitabına baktığımızda Şirbin'i de aynı bir benzeri bir yorum yapıyor. Ve Şirbin'i burada لِأَنَّهُ تَعَالَى Çünkü Cenab-ı Hak allaka bağlamıştır bi kulli ayetin faideten her bir ayete bir fayda bir anlam vermiştir bir anlam takmıştır şeklinde bir izah yapmakta Fefil mesela birinci ayet-i kerimede enne ehlel kitabi ya'lemune enne emre Muhammedin ev emre el hakkun. Birinci vurguya baktığımız zaman en azından şu vurgun yapıldığını görmekteyiz. 144. ayete dönmemiz gerekiyor. Buradaki faydaları görebilmek için. Nesefi'de فَخْتَلَفَتْ fawaiduha şeklinde bir ifade var. Peki buradaki faydaların ve anlamların ee, çeşitliliğin ne şekilde anlaşılması gerektiği konusunda herhangi bir izah bulunmamakta biz de bu izahın peşine düşüyoruz. Bu ne olabilir diyoruz acaba? Bunun cevaplarını değişik tefsirlerde görmekle birlikte şimdilik Şirbini'den, İmam Şirbini'den istifade etmiş olacağız. İmam Şirbini وَلِئَنَّهُ نِيطَى بِكُلِ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُنَطَ bil ifadesini şu şekilde izah etmekte. ennehu تَعَالَى Çünkü Cenab-ı Hak allaka kulli ayetin faide. Her bir ayete bir anlam vermiştir. Takmıştır, talik etmiştir. Fefil ula yani fefil ayetil ula birinci ayet-i kerimede tabi birinci ayet dediğimiz e, şunu anlayacağız. 144 bakara 144'e bakmamız gerekiyor. Enne ehlel kitabi kitap ehli ya'lemune enne emra Muhammedin peygamber efendimizin nübüvvetini biliyorlardı. Ev emral kıbleti ya da Kıble işini, kıble olayını biliyorlardı. Nasıl biliyorlardı? Hakk'un hak olarak biliyorlardı. Onlar peygamber efendimizin nübüvvetini, kıblenin hakikatını bir gerçek olarak biliyorlardı. Li mushahadatihim lahu fi't-Tevrat i̇ncil Çünkü onlar Tevrat ve İncil'de bu pasajları, bu mesajları görebiliyordu. Ve fis ikinci, e, peki bu gerçekten Bakara 144'te geçiyor mu? Evet geçiyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ifadesinde bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. وَمَ اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَنُونَ Şimdi bir diğer ayete bakacağız. وَفِي الثَّانِيَ ikinci ayette ise اَنَّهُ تَعَالَ شَهِدَ اَنَّهُ حَقٌ Bu işin hak ve hakikat olduğuna Cenab-ı Hak şahitlik etmekte. E, bu anlamda da Bakara 149. ayete bakmamız gerekiyor. Ve innehu lel hakku rabbik. Bakınız bu burada Cenab-ı Hakk'ın bir şehadeti söz konusu. Cenab-ı Hakk'ın şehadeti ise ve şehadetullahi <laughs> teala Cenab-ı Hakk'ın şehadeti muğayiretun li ilmi ehli kitabı ehli kitabın bilgisiyle aynı değil. Cenab-ı Hak bunun hak ve hakikat olduğunu anlatırken ehli kitab ise bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla en büyük şehadet Cenab-ı Hakk'ın şahitliğidir ve şahadetidir. Bakınız 144 bunu anlatıyor. Peki 150'ye baktığımız zaman ise ve yani ve fil ayetü's dediğimiz 150. ayete bakmamız gerekiyor. Beyanul illeti ve hiye kad'u hucjetü'l Yahud. Burada Yahudilerin bütün hücceti kesiliyor, atılıyor. Onların ortaya attığı e, deliller, e, iddialar, zanlar tamamen çürütülüyor. Bunun dışında e, şunu da anlayabiliriz aslında. Müfessirlerimiz buna temas etmişler. Yine bunu şirbini de görebiliyoruz. İnsan üç şekilde namaz kılabilmekte ya da Kabe ile bir iletişim temas halinde olabilmekte. En el insanu fil mescidil harami. İnsan mescid-i haramın içinde olabilir. İkincisi, en yehruce anhu ve yakunu fil beled. Mekke içinde olup da mescid-i haramın sınırları dışında olabilir. Üçüncüsü tamamen örneğin bir seferde olabilir. İşte bu ayet-i kerimeler tekrar suretiyle bütün hallerde Kabe-i Muazzama'ya dönülmesi gerektiğini emretmekte. Bunu da böyle anlamamız gerekiyor. Tabi e, Tıbinin de keşaf üzerinde yaptığı haşiye baktığımız zaman da benzeri bir takım izahları e, burada görebiliyoruz. Yine Fahrettin Razi e, Mefatihul Gayb isimli eserinde bu meseleyi çok teferruatlı bir şekilde incelemekte, ele almakta. Her halükarda şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Dolayısıyla burada e, tekrar sıradan bir tekrar değil, bir takım derin anlamları içeren farklı bir takım anlam e, nuanslarına e, temas eden durumlar söz konusu. Evet, siz böyle yapın. Yani namaz kıldığınızda nereden ve hangi araçla yola çıkarsan çık, namazda yüzünü mutlaka Mescidi Haram'a yani kıbleye doğru çevir. Ey Müslümanlar siz de dünyanın neresinde olursanız olunuz yüzlerinizi Mescid-i Haram tarafına döndürün, çevirin. Niçin li la yekuna lin nas aleikum hucce? İnsanların sizin üzerinizde hüccetleri olmaması için. Size karşı kullanabilecek bir argümanları, bir delilleri olmaması için. Ey kad arrafakumullah. <laughs> Cenab-ı Hak size tanıttırdı, anlattı. Celle zikruhu Burada tabi celle kelimesi ma mazi sigası olarak gelmiş fiil Zikru ise fail olmuş olur Bunu da bilmemiz gerekiyor Buna cümleyi motorize olarak da muamele edebiliriz İrab'da mahal yoktur Allah Azze ve Celle Celle zikruhu zikri yüce olan Allah Bazen taala şe'nuhu taala zikru şeklinde de geçmekte Celle celaluhu şeklinde geçmekte Bütün bunlar aslında aynı iraba tabidir Cenab-ı Hak size e, anlatmıştır, tanıtmıştır. Neyi? Emral ihticacı fil kıbleti. Kıble konusunda eee ihticacın, kanıt getirmenin e, durumunu, vaziyetini sizlere anlatmıştır. Dolayısıyla siz de bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın size göstermiş olduğu, bu hususta, bu konuda size göstermiş olduğu hüccet gösterme e, örneğini göz önünde bulundurun bima kad beyyene fi kavlihi çünkü Cenab-ı Hak şu sözünde bunu anlatmıştır. Ve li kullin vichetun huwa muwalliha. Bakara 148. ayette geçmişti. Bunu da tefsirini yapmıştık. Li alla yakuna lin nasi lil yahudi aleikum hucce. Ta ki insanlar yani buradaki maksat Yahudiler sizin aleyhinize kullanabilecek bir delilleri, bir argümanları olmasın diye. Fi khilaf ma fi Tevrat min tahwil kıblenin değişeceğine dair Tevrat'taki bilginin tam aksine yani bu bilgi çarpıtıp sizin karşınıza koymasınlar diye Cenab-ı Hak aslında gerçekleri hem Tevrat'ta anlatmış hem de Kur'an-ı Kerim'de anlatmış. Öyle olunca da Müslümanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. وَأَطْلَقَ اِسْمَ الْحُجَّةِ ala قَوْلِ الْمُعَانِدِينَ Burada müfessirimiz önemli bir konuya temas etmekte. Ayete baktığımızda ayet-i kerime لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةِ ifadesi geçmişti. Peki hüccet kelimesinin bu şekilde kullanılması kullanılmasını nasıl anlamamız gerekiyor? Bu tür durumlarda geçen hücceti nasıl anlamamız gerekiyor? Gerçekten buradaki muanitlerin yani inatçı kişilerin, münkirlerin herhangi bir delili, hücceti, argümanı var mı yok mu? Ve atlaka cenab Hak kullanmıştır. İsmel hücceti, hüccet kelimesini kullanmış, hüccet ismini kullanmış. Ala kavlil muanidin, münkirlerin ve muanitlerin sözüne niçin böyle bir kullanımda bulunmuş? Li ennehum çünkü münkirler, muanitler, inatçılar, yani eee vahire dedenler yesukunu sıyakal bu sözlerini hüccet makamında ortaya koyuyorlar. Yani kendi inançlarının nispeten bu bir hüccettir ama İslami açıdan e, ve vahiy açıdan baktığımızda bunun herhangi bir değeri söz konusu değildir. Öyleyse e, zalim adamın hücceti olmaz. Tefsirlerde de bu detaylı bir şekilde anlatılmış, üzerinde durulmuş. Ilgili tefsirlere bakabilirsiniz. إلى الغيترسلة، بكابلرس. إلا الذين ظلموا منهم، أو الناردن زاليمر هاريتش. إلا الذين ظلموا منهم. شمدي. أية باكتم زمان. فولوا وجوهكم شطرأوا فولوا وجوهكم شطرهوا لألا يكون للناس عليكم حجة. اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ Onlardan zalim olanlar. İstithna <laughs> مِنَ Bu tabi az önce geçen insanlardan bir müstesna olmuş oluyor. اَيْ لِأَلَّا يَكُونَ حُجَّةٌ لِأَحَدٍ مِنَ الْيَهُودِ Ta ki size karşı çıkan Yahudilerin herhangi bir hücceti olmasın. Ancak illa el muanidin inat edenler hariç minhum <laughs> onlardan. El-gailine <laughs> ki onlar da şunu söylüyorlar ma taraka kıbletena ila'l Ka'beti bizim kıblemizi terk ederek Hz. Muhammed'in Kabe'ye dönmesi illa meylen ila dini kavmihi kavminin dinini dinine temayül etmesinden dolayı böyle bir şey yaptı. Ve hubben li vatanını memleketini sevdiğinden dolayı böyle bir şey yaptı. Ve lev kâne alel eğer hak üzere olmuş olsaydı diyorlar Hz. Peygamber için bunu söylüyorlar lelezime kıbletül enbiya dolayısıyla bu durumda peygamberlerin kıblesi olan Beytül Makdis'e dönmesi gerekir diyorlar. Şimdi tabi bu bir hüccet midir? Yani Cenab-ı Hak bunu bu şekilde anlatıyor. Onların hücceti herhangi bir kanıtı olmasın diye gerçekleri serde diyor, zikrediyor. Ama buna rağmen insanlar içerisinde inatçı olacak olanlar vardır. Hiçbir belgeye iman etmeyecek, önemsemeyecek kişilerde çıkabilir diyor ayet-i kerime. Bunu da illellezine zalemu minhum ifadesiyle anlatıyor. Ev ma'nahu ayetin şöyle bir anlamı da olabilir. Li alla yakuna lil arabi aleikum hucce arapların sizin üzerinizde bir hücceti olmasın diye. Ve itirazı ve bir itirazı olmasın diye. Fi terkikum et teveccuhe ila'l Kabe'ti kabe muazamayı terk etmenizle. Elleti hiye kıbletu İbrahim ve isma ile eb, e, e, ee, İbrahim İsmail Ebil Arab. Hz. İbrahim'in, Hz. İsmail'in ki İsmail kimdir? Arapların atasıdır. Onlar da bir itirazda bulunabilir. Şimdi Yahudilerin itirazı belli. Onlar diyorlar ki e, Müslümanlar neden Beytul Maktis'ten Kabe-i Muazzama'ya e, döndüler? Yüzlerini çevirdiler. E, Böyle bir itirazda bulunabilir. Yani zalim olanlar, hakkı hiçbir şekilde kabul etmeyenler, yanlış ve batıl yolu benimseyenler böyle bir iddiada her zaman için bulunabilir. Eğer burada maksat Yahudilerse izahını bu şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer Araplar ise Arapların da Müslümanlara yöneltebileceği bir itiraz olabilir ki bunu da yapanların Cenab-ı Hak zalim olduğunu beyan ediyor. Onlar da bu sefer şöyle bir şey diyebilir. Olayın bir de öncesine gitmemiz gerekiyor. Onlar da e nasıl oluyor da e, Hazreti Peygamber e, Kabe-i Muazzama varken Beytul Makdis'e döndü. Tam tersini söylüyorlar. Neden böyle bir şey yaptı? İlla ledin minhum. Dolayısıyla o zalimler hariç dediğimiz nokta vahum ehlu Mekke. Onlar da Mekke ehli olmuş oluyor. E, şimdi Araplar için de bir hücret ve itirazın olmamasını istiyor Cenab-ı Hak. Hangi konuda sizin Kabe-i Muazzama'ya ilk etapta bakmayıp da Beytül Maktis'e dönmenizde de Araplar bir takım itirazlar size yöneltebilir. Ki Kabe-i Muazzama Hazreti İbrahim'in, Arapların atası Hazreti İsmail'in kıblesiydi. Şimdi peki ille lezine minhum ifadesini nasıl anlayacağız? Bu anlama göre şöyle anlayacağız. Vahum hum ehlu Mekke. Bunlar da Mekke ehlidir. Hine yakulune şöyle söylüyorlardı. Beda lehu gerçek Hz. Muhammed için ortaya çıktı Aleyhissalatu vesselam. Faraca ila kıbleti abaihi'' ataların kıblesine döndü. Ve yushiku en yerca ila dinim az kaldı. Gün gelecek bizim dinimize dönecek diyorlardı. Yani kendi dinlerine dönmesine az kaldı diye bir cümle kuruyorlardı. Onların da iddiası bu arkadaşlar. Dolayısıyla bu ayetteki zalimlerden maksat Yahudiler de olabilir. Mekke Arapları da olabilir. Her iki anlamda müfessirimiz tarafından detaylı bir şekilde burada açıklanmıştır. Sümmeste enefe münebbihen bi kavlihi. Daha sonra Cenab-ı Hak insanları uyarmak suretiyle yeni bir cümleye başlıyor. İstinaf biliyorsunuz yeni bir cümleye başlamak demektir. Münebbihen burada hal olarak gelmiş. Münebbihen bi kavlihi şu sözüyle uyarmak suretiyle yeni bir cümleye başladı. فَلَا تَخْشَوْهُمْ Onlardan korkmayınız. فَلَا تَخَافُ مَطَعِنَهُمْ Onların eleştirilerinden korkmayınız. فِي Kıble konusunda, kıbleniz konusunda ortaya attıkları eleştirilerden dolayı korkmayınız. فَاِنَّهُمْ لَا يَدُرُّونَكُمْ Onlar size zarar veremez. وَخْشَوْنِي Benden korkunuz. فَلَا تُخَالِفُ emri Benim emrime muhalefet etmeyiniz. Ve li utimma Aleykum bunu da şu şekilde anlayacağız. Ey araftukun bütün bunları size anlattım. Niçin? Bakınız bir sebebiyet var. Li alla yakuna aleikum hucce ta ki başka insanlar sizin aleyhinizde herhangi bir hüccet kullanmasınlar. Bir de ve li utimma ni'metu bi hidayeti <laughs> iyakum ilal Kabeti, Kabe-i muazamaya sizleri yönlendirmem sebebiyle nimetlerimi sizin üzerinizde tamamlamam için bunu yaptım. Li <lî> alla yakuna bakınız li <lî> alla yakuna ve li şeklinde bu ayeti anlamamız gerekiyor. Ve <lî> allekum tehtedun umulur ki ve <lî> key <tehtedun> ulaşırsınız ila kıbleti İbrahim'e İbrahim'in kıbletine erişirsiniz oraya dönersiniz umulur ki. Evet genel itibariyle tefsirimizde geçen bilgiler bu şekilde bu okumuş olduğumuz metinde her şeyden önce şunu anlamamız gerekiyor. Birinci maddemiz şu, tekrarın hikmetini, sebebini bilmemiz gerekiyor. Bunun da nesihle alakalı bir mesele olduğunu ifade ettik. Ve müfessirimiz bu tekrarda farklı bir takım anlamların, nüktelerin, nuansların bulunduğunu ifade etti. Biz de farklı tefsirlerden okumak suretiyle bu nuanslara temas ettik. لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً Hüccet kelimesinin buradaki kullanımına biz temas ettik. Neden hüccet kelimesi bu şekilde kullanılmış? Kısaca bunun izahını yaptık. Daha sonra اِلَّا لَذِنَا ظَلَمُ مِنْهُمْ Neden istisna ile geldi? Ve buradaki istisnaya muhatap olan kişilerin hangi gruplar olduğunu, hangi itirazlarda bulunduğunu bulunduğuna temas ettik arkadaşlar. konuyla ilgili Fahrettin Razi'ye baktığım zaman da benzeri bir takım izahları bulabilmekteyiz. Her şeyden önce müfessirimiz tekrar konusuyla başlamış. Hel fi hâde tekrâri fâidetun emle. Bu tekrarda herhangi bir fayda var mı yok mu? Velil ulemâi fî akvâl. Burada alimlerin değişik görüşleri olmuş. Ahduha ennel ahvâle thalâthâ. Şimdi görüşlerden bir tanesi üç hal söz konusu, üç durum söz konusu. Evveluha an yekun el insanu fil mescidil haram. Bir kişi Mescid-i Haram'ın içinde bulunabilir. Bu birinci seçenek, ihtimal. Ve sen ve ikincisi an yahruca <laughs> anil mescidil haram ve yekun fil beled. Mescid-i Haram'dan çıkıp Mekke'de bulunabilir. Yani kendi şehrinde bulunabilir. Yani Mekke, sadece Mekke olarak bunu anlamayalım, içinde yaşamış olduğu şehir de anlaşılabilir. Yani seferi değil anlamında. Şimdi Mescid-i Haram'da bulunma ihtimali var. Mescid-i Haram'ın e, dışında bulunma ihtimali var. Bu da e, ya kendi şehrindedir veyahut da e, kendi şehri dışında yolculuğa çıkmıştır. Bunu da bu şekilde tasvirini doğru bir şekilde yapmış olalım. وَثَانِهَا أَنْ يَخُرُجَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ve yekuna fil beled. Ve salisuha üçüncüsü en yahruca anil beledi ila aqtaril ardi. Kendi şehrinin dışına çıkmış tamamen. Yani ne Mescid-i Haram'ın içerisinde ne de yaşadığı şehirde dolayısıyla seferi olmuş oluyor. Fel ayetul ula birinci ayet-i kerime mahmuletun alel haletil ula birinci durumu anlatıyor. Ve saniye ale saniye ikinci ayet-i kerime ikinci durumu anlatıyor. Ve salise ale salise üçüncü ayette üçüncü durumu anlatıyor. Böylelikle bütün ihtimalleri, şüpheleri gidermiş oluyor. Bu birinci cevabımız olabilir. Yani tekrardaki hikmete binaen bu birinci cevabımız olabilir. İkinci cevabımıza gelince ki müfessirimiz buna temas etmişti. Daha doğrusu üstü kapalı bir şekilde temas etmiş. Wal cevabı thani ennehu subhanehu teala cenab Hak innema a'ade bu tekrarı e, iade etmiş yani aynı ifadeyi tekrar etmiş daha doğrusu. Selase marrat üç defa li'ennehu allaka biha kulla marratin faideten zaideten. Burada her bir ayette fazladan bir anlam söz konusu. Emma fil marratil ula birincisinde febeyyene en ehlel kitabi ehli kitabın durumunu anlatıyor ya'lemûne enne emre nübüvveti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve emre hâzihil kibleti hakkun. Ehli kitabın Peygamber Efendimizin nübüvvetini kıblenin durumunu hak olduğunu bildiklerini bize anlatıyor. li ennehum şâhedu zâlike fî tevrâti vel çünkü onlar bunu Tevrat ve İncil'de çok açık ve seçik bir şekilde görmüşlerdir. ve emme fil marreti thâniye ikinci eee tekrara gelince febeyyen ennehu teala yeşhedü enne zâlike hak bunun hak olduğuna şahitlik yapıyor Cenab-ı Hak ve şehadetullahi bi kevni hakkan mugayiratun li ilmi ehli kitabi bi hakkan dolayısıyla burada bir tezat var yani ya ehli kitabın dediği doğrudur ya da Cenab-ı Hakk'ın dediği doğrudur burada bir mugayiret bir muhalefet söz konusu elbette ki Cenab-ı Hakk'ın buradaki şehadeti ee, geçerlidir. Ee, ondan daha büyük şahit olamaz. Öyle olunca da onların e, iddiaları çürütülmüş oluyor. olunuyor. Ve ammâ fi'l-merati's-sâlisati fabayyana annahu innemâ fa'ale zâlike bunu yapmıştır li'ellâ yekûne lin-nâsi 'aleykum hüccâ. Cenab-ı Hak bu tekrarla aslında Müslümanlar bir yöntem anlatıyor, bir yol anlatıyor. O da karşı muhaliflerin herhangi bir hüccetinin olmaması, bütün hüccetlerini iptal etmek. Bu da üçüncü bir e, e, mana. Felem mahtelefet hadil fawaid. Bütün bu faydalar farklı olunca hasunet i'adatuha, Bu ayetin tekrar edilmesinde bir güzellik hasıl olmuş oldu. Yine fa e, ف...